Çiftçi TV'nin değerli izleyenleri, programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Şu an yanında Önallar Tarım Makinaları elektronik ARGE biriminden Sayın Güven Akgül var. Hoş geldiniz diyelim programımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Standınızda ağırladığınız için bizi teşekkür edelim diyelim. Kısaca bir firmanızdan ve kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Önallar Tarım Makinaları 1973 yılından itibaren çiftçiye hizmet vermektedir. Asıl lokomotif ürünümüz İlaçlama makinesi olmakla birlikte bunun yanında gübre serpme makinalarımız ve bu yıl üretimine başlayacağımız toprak işleme grubuna girdik. Arkamızda gördüğümüz ürünümüz yeni bir ürünümüz. Disk tiller diye geçiyor. İnşallah Trakya çiftçisine bunları tanıtacağız. Makinalarımızın burada daha çok verimli ve daha fazla kullanılması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu fuar bizim için verimli geçtiğine inanıyoruz. Çünkü gerçekten makinalarımız ilgi ve rağbet gördü. Bundan dolayısıyla gayet memnunuz. Yeni bir üründen bahsettiniz. Yeni bir ürün için bu fuarda olduğunuzu söylediniz. O ürünün bir de teknik özelliklerini alalım sizden. Tabii ki. Şimdi dediğim gibi 1973 yılı bizim firmamızın, fabrikamızın kuruluş yılı. Bizim fabrikamızın en büyük özelliği bütün ilaçlama makinesinin %95 parçasının kendi fabrikamızda imalatının yapılması. Bunun içine ne giriyor? En önemli parçamız pompa, artı depo. Bunları biz kendi fabrikamızda üretimini sağlamaktayız. Yani dışarıya ihtiyaç duymadan kendi bünyemizde montajını, müşteriye teslimatına varıncaya kadar her türlü şeyi kendi bünyemizde yapıyoruz. Güven Bey, son olarak dikkatimi çeken bir şey var. Renklerle ilgili konuşmak istiyorum. Renklerde bir değişiklik var. Evet, ondan da bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim renklerimiz biliyorsunuz yeşil ve turuncuydu. İlaçlama makinesinde, gübre serpmede olsun. Biz bu sene böyle bir karar aldık. Bunun sebebi de piyasada bizim taklit makinalarımızın üretilmesi ve aynı rengin kullanılması. Biz bundan oldukça rahatsızız. Çünkü biz aşağı yukarı 45 yıllık bir firmayız. Evet. Yani müşteri uzaktan turuncu ve yeşil rengini gördüğü zaman bizim markamız, Önallar markası olarak bir algılama oluyor kendisinde. Böyle bir renk değişikliğine gittik. Rengimizi patentledik. Yeni bir marka oluşturduk kendimize, Bordo diye. İnşallah bunda da başarılı olacağımızı düşünüyorum. Ve artı şunu da eklemek istiyorum. Her tarım ekipmanının ve her traktörün kendine özgü bir Pantone rengi olsun ki onu patentlesin. Yani birbirine benzediği zaman renkler bu alıcının kafasını karıştırıyor. Evet. Bu konuda sıkıntı yaşadığımız için böyle bir renk değişikliğine gittik. Gayet güzel görünüyor ama. Çok teşekkür ederiz. Belki ufak tefek oynamalar yapabiliriz. Burada öncelikle bir nabız yoklaması yaptık. Hani hoşlarına gitti mi, gitmedi mi? Geri dönüşlere bakarak ona göre üretimimizi devam ettireceğiz ya da renk değişikliğine gideceğiz. Şu anda o konuda bir şey diyemeyeceğim, belli değil. Peki, Güven Bey, son olarak eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mıdır çiftçiye? Tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ülkemizin durumu malum. Döviz biraz yükseldi. Çiftçimizin alım gücü azaldı. Giderleri çok fazla. İlaçlama olsun, gübre fiyatları olsun, mazot fiyatları olsun. Yani biz çiftçinin halinden gerçekten anlıyoruz. Ama onların da bize hak vermesini istiyoruz. Döviz kurundan dolayı bizim kullandığımız ham maddeye gelen zamdan dolayı biz de makinalarımızın üzerine fiyat koymak zorundayız. Hı hı. Yoksa kurtarmaz. Yani en düşük karla bile satsak bu sefer kendi fabrikamızı döndüremeyiz. O yüzden bize çok fazla sitem etmesinler. Yani her fuarda ben bunu yaşıyorum. İşte fiyatlarınız çok yüksek. Bu fiyatları inanın biz belirlemiyoruz. Bunu maalesef ekonomi, döviz kurları belirliyor. O yüzden bizim çok fazla yapacağımız bir şey yok. Evet. Yani bunu söylemek istiyorum. Artı ilaçlama yaparken özellikle şuna dikkat etmelerini istiyorum. Genelde bazı, hani çoğu bilinçli ama gene yüksek barda, yüksek basınçta ilaçlama yapmamaları, en azından uygun basınçta ilaçlama yapmaları ve yüksek basınçta yapılan ilaçlamanın komşu tarlalara uçması, ekolojik dengenin bozulması, bunlar önemli şeyler. Çünkü biz araziye zehir atıyoruz. Yani en azından doğamızı, toprağımızı, gelecek nesillere güzel topraklar bırakmak amacıyla ilaçlamanın ve gübrelemenin doğru zamanda ve uygun dozda yapılmasını ben kendilerinden rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizi bilgilendirdiğiniz için, çiftçiye seslendiğiniz için efendim. Ben teşekkür ederim standımıza geldiğiniz için.